Merhaba, yeni bir video ile sizlerleyim. Bugünkü videomda Şubat ayı favori ürünlerimden bahsedeceğim. Geçtiğimiz Ocak ayında herhangi bir favori videosu yayınlamamıştım. Ay bazında bir favori videosu olmamıştı. Çünkü hem biraz geç kalmıştım hem de en favori dönemine denk gelmişim. En cıvcıvlı favoriler videoların olduğu döneme denk gelmiştim. Ve adeta bir favoriler zehirlenmesi yaşıyordum. Sizi de biraz daha favori videolarına maruz bırakmamak için geçtiğimiz ay herhangi bir video paylaşmamıştım. Bu ayda biraz erken davranmak istedim ve favori ürünlerimi sizlerle paylaşacağım. Paylaşacağım ilk ürün Oriflame'in CC kremi. Ürün CC krem olarak geçiyor ama aslında bir BB krem özelliği gösteriyor diyebilirim. Nemli bir yapısı var, doğal bir bitişi var, cilt rengini daha eşitlemeye ve tonunu düzenlemeye yardımcı olan bir yapısı olduğu için de günlük kullanımda hem düzenleyici hem de daha canlı göstermesi anlamında rahatlıkla kullanabileceğiniz, benim de son günlerde hatta son 1,5 ay içerisinde severek kullandığım, başarılı bulduğum renkli nemlendiricisi. Oldukça kullanışlı bir ürün. Yüzünüzde çok doğal durduğu için de hemen günlük makyajlarınızda uygulayabileceğiniz, ilerleyen saatlerde de rahat edebileceğiniz başarılı bir ürün. Sıradaki favorim beni eyeliner çekmeye geri döndüren. Çünkü bir ara eyeliner çekmeye ara vermiştim. Sıkılmıştım, bırakmıştım. Genelde hep gölgeli, hafif, farlı makyajlar yapmayı tercih ediyordum. Ya da biraz krem uyguluyordum. Eyeliner'ı biraz askıya almıştım ancak bu ürünü denedikten sonra sürekli eyeliner çekmek istiyorum. Her makyajımda yapıştırıyorum eyeliner'ı. Olur olmadık tüm makyajlarda mutlaka bir eyeliner etkisi yapmaya başladım. O yüzden çok sevdiğim, elimden hiç düşmediği ve eyeliner çekmeyi de kolaylaştırdığı için L'Oreal'in Superliner Liquid Eyeliner'ını çok başarılı buldum. Keçeli uçlu likit bir eyeliner. Bu tarz keçeli uçlu ürünlerin eyeliner çekerken işinizi kolaylaştırması çok önemli. Aldaki eyeliner çekmek çok kolay, hemen göz kapalı, rahatlıkla çekilebilecek bir şey değil ve kullandığınız ürünün de işinizi kolaylaştırması bu anlamda çok önemli. Kullanımı pratik olduğu için, sizi zorlamadığı için, yapmak istediğinizi daha kolay yapabildiğiniz için de benim favori ürünlerim arasında oldu. Genelde bu tarz keçeli uçlu eyelinerlardaki genel sıkıntım keçeli ucun hemen tıkanması, bir süre sonra topaklanması, oranın dolması, içerisindeki eyeliner'ın renk vermemesi gibi problemlerle karşılaşıyorken bunu da son kullanımda da sanki ilk kullanımmış gibi kullanmaya devam ettiğim için de ayrıca sevdiğim bir ürün oldu. Eğer eyeliner çekmeye zorlanıyorsanız ve kullandığınız ürünün işinizi zorlaştırdığını hissediyorsanız bence hiç zorlamayın, hiç yorulmayın, o ürüne devam etmeyin. Onun yerine biraz daha pratik ürünleri, bunun gibi şeyleri deneyebilirsiniz. Sıradaki ağız bakım grubundan geliyor. İpana'nın beyazlık hızlandırıcı macunu benim favori ürünlerim arasında oldu. Bu tamamen dişleri beyazlatmaya yönelik bir ürün. Yani diş macunu gibi temizlemek, işte biraz daha çürüklere karşı korumak gibi bir etkisi yok. Tamamen beyazlatmaya yönelik bir şey olduğu için diş macununuzla birlikte kullanıyorsunuz. İsterseniz önce fırçalayıp sonrasında bununla son bir beyazlatma işlemi yapmak için de fırçalayabiliyorsunuz. Ben genelde o tarz kullanıyorum ama bazen diş macunla birlikte kullandığımda oluyor. Beyazlatıcı etkisini bir haftadan sonra hissetmeye başladım ve yüzey lekelerinde oldukça başarılı bir sonuç verdiğini söyleyebilirim. Beyazlatma etkisi kadar bir de aroması benim çok hoşuma gitti. Üzerinde serinletici vanilya yazıyor. Yani serinletici vanilya. Tınısı ne kadar güzel geliyor. Serinletici vanilya. Dişlerinizi fırçalarken veya fırçaladıktan sonraki ağzınıza bıraktığı o aroma, o böyle his de gerçekten serinletici vanilya tınısı kadar başarılı olduğu için de hem kendisini hem de tınısını, aromasını beğendiğim için son zamanların favori ağız bakım ürünlerinden biri oldu. Bu arada alttan atan nezin sesini duyuyorsunuzdur. Kapı şu an kapalı ve bir an önce açılmasını istiyor. Beraber video çekelim mi istiyorsunuz? Ha? Hadi git. Sıradaki favorim geçen uygun fiyatlı ürünler videomda ilk defa kullandığım ve ilk kullanımda da çok başarılı bulduğum, son zamanlarda da severek kullandığım Bethan Hayden Kaş Kiti. Kitin içerisinde bir tane far paleti çıkıyor. Bunda açık ve biraz daha koyu olmak üzere iki tane kaş farı var. Üstteki şeffaf olan ürünü de kaş altlarınıza isterseniz kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de en son kaşlarınızı sabitlemek için de yardım alabiliyorsunuz. Bunların dışında iki tane de kaş şablonu çıkıyor. Bu şablonları kaşlarınızı şekillendirirken istediğiniz formu vermede kullanabilirsiniz. Veya iki kaşın da aynı olması için, daha simetrik durması için de bu kaş şablonlarını da kullanabiliyorsunuz. Bunların dışında bir tane de kaşlarınızı sabitlemede kullanabileceğiniz bir sabitleyicisi çıkıyor. Bu da paletteki ürünün kalem versiyonu.
versiyonu diyebilirim. Yine aynı yapıda. O biraz daha kremsiyken bu biraz daha kalem formunda diyebilirim. İkisinin de kaşları sabitlemede başarılı ve gün içerisinde de hareket etmesine engellediği için de Kit'in tüm ürünlerini başarılı bulup rahatlıkla kullanabildiğim bir ürün oldu. Kit'in fiyatı 20 liraydı ve 20 lira gibi bir fiyata kaşla ilgili ihtiyaç duyacağınız hemen hemen bütün ürünleri bir arada bulmanız da en sevdiğim özelliklerinden oldu. Saç kurguyla devam edelim. Saçlarıma hacim vermede ve şekillendirmede köpük yapılı ürünleri daha çok seviyorum ve benim saçlarıma daha başarılı bir sonuç veriyorlar. Bunlar arasında da severek kullandığım ve son zamanların favori ürünü ise Urban Care'in Shake Repair saç köpüğü. Saçlara şekil vermeye yardımcı ve biraz daha hacim verme konusunda da başarılı bir köpük bu. Milkshake aromalı ve oldukça şekerli bir kokusu var. Ben hem kokusunu hem de saçlarımdaki etkilerini çok beğendim. Ancak şekerli kokuları pek beğenmiyorsanız biraz sizi kokusu rahatsız edebilir. Çünkü gerçekten buram buram milkshake kokan ve şekerli bir ürün. Aynı zamanda Vassals ödüllerine aday. Eğer ürünü daha önce kullanmışsanız ve beğeniyorsanız ürüne destek olmak anlamında oy da kullanabilirsiniz. Geldik son ikiye. Son zamanlarda ojelerle ilgili benden çok fazla istek video geliyor. Favori ojelerim, en sevdiğim ojeler, son zamanlarda kullandığım ojeler, oje koleksiyonum gibi farklı video alternatifleri olduğu için de aslında yakın zamanda bu konuyla ilgili bir video çekmek istiyorum. Hazır böyle bir video gelecekken de son zamanlarda severek kullandığım iki ojemi de sizlerle paylaşmak istedim. Şu an tırnağımda olan Pastel'in 18 numaralı mor ojesi ve Rimmel London'ın Glitter Bomb isimli tamamen glitterlı ojelerini bıraksanız hiç çıkarmak istemeyeceğim ve severek kullandığım ojelerimden oldu. Bu mor ojeyi tek başına sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Tek böyle kullanabileceğim bir renk değil ancak böyle glitterlı ve içerisinde kendi tonları olan bir ojeyle birlikte kullanınca bayılıyorum. İkisini birlikte hep kullanıyorum ve bu olmazsa bunu, bu olmazsa bunu kullanmayacağım. İkisi böyle birlikte sürekli yapışık olarak kullanılacak ojelerden oldu. Benim Şubat ayı favori ürünlerim bunlardı. Sizler bu dönem içerisinde neleri kullandınız ve hangi ürünleri favori olarak gördünüz? Bunları da aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bu arada favorilerimden bahsettim ama geçtiğimiz hafta hiç memnun kalmadığım ürünlerden de bahsettim. O videoya da göz atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben aynı zamanda Twitter, Instagram ve Snapchat'teyim. Oralarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.